Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, geçtiğimiz hafta berabere kaldıkları Somaspor maçı ile hafta sonu karşılaşacakları Menemenspor maçı ile ilgili FRT TV mikrofonlarına çeşitli açıklamalarda bulundu. Hocam, son dakikada gelen bir golle 1-1 berabere kaldık Somaspor'la. Verilmeyen bir tartışmalı penaltı pozisyonu var. Neler söyleyeceksiniz maçı değerlendirirseniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Maçta yaptığımız bütün planlar tuttu. Şimdi A planı dedik, B planı dedik. A planımızı tutturduk. A planımızda iyi ayakları orta sahaya koyduk. Orta sahadaki iyi ayaklar çok iyi işler yaptılar. Oyunu yönlendirdiler, yavaşlattılar, hızlandırdılar. Çok iyi pas organizasyonuyla girdiğimiz pozisyonlar da var. Yaşadığımız sıkıntı girdiğimiz pozisyonları sonlandırmamamız. Ama bir duran topta golümüzü bulduk. Çalışmıştı zaten bunu ters ayakla yapacağımız yerlerde. Golümüzü bulduk. Golden sonra da çok iyi gittik. 60-65. Dakikaya kadar muhteşem gittik. A planı derken B planımızı devreye sokalım dedik ama tabii ki B planımızda zorunlu değişiklikler bize sıkıntı yarattı. Biz orta sahada daha diri arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, futbolcularımızı oyuna sokacaktık. Onlardan verim alacaktık. Oyunu orta sahada tutacaktık, gidecektik. Ramazan ve Şahan'ın zorunlu değişiklikleri bizim bütün planımızı alt üst etti. Ama yine de ne olursa olsun. Şimdi verilmeyen bir penaltı var. Ben olabilir, hakem kaçırabilir, edebilir. Bunlara ben bir şey demiyorum. Yani futbolun doğasında içinde olan şeyler. Ama girdiğimiz maçı seyrettim. Girdiğimiz o kadar net pozisyonlar var ki. Bu net pozisyonları değerlendirmemiz üzüldü. Yani kazanmamız gereken maçı bir puanla kapattığımız beni üzdü. Şimdi Menemen maçını hazırlıyoruz. Menemen maçı da çok iyi bir takım. Zaten şu ana kadar 4 maç yaptık. Bu 4 maçta ligin en iyi takımlarından ve şampiyonluğu oynayan takımlarından. Aralarında bir Soma var. Soma da çok genç ve diri takım. Onu da biliyoruz biz. Analizi de yaptık. Ne olursa olsun. Şimdi tabii taraftarlarımız hep bir galibiyet istiyor. Haklı olarak. Haklılar. Bir şey diyemiyorum. Ama şunu bilsinler, bizim hem futbolcuların hem bizlerin zamana ihtiyacı var. Daha 4 maç oynamak. Bu 4 maçta olumsuz olmamak lazım. Yani bir şeyleri beklemek lazım. Sonra tahmin ediyorum futboldan anlayan insanlar nasıl bir top oynadığımızı, sahada neler yaptığımızı, ne kadar istekli arzulu olduğumuzun farkındadırlar. Ben bu konuda çok mutluyum. Yani kim ne derse desin. Ben biliyorum, net bir adamım. Olumsuz olduğu zaman olumsuz da söylüyorum. Yani olumsuz oynadık olabilir. Ama ne olursa olsun biz artık bizim 8 haftaya ihtiyacımız var. Daha sağlıklı bir 11 bile oluşturamadık. Onu oynatıyoruz, bunu alıyoruz, ediyoruz. Bir arayış içerisindeyiz. Sağlıklı bir 11'i çıkarttığımız zaman o zaman tabii ki her şey daha şeffaf, daha güzel olacak. Tabii ki bu aradan 8. haftadan sonra olumsuz bir şey olursa gereği neyse gereğini de bir teknik adam olarak yaparız.